Herkese merhabalar. 9. sınıf biyoloji 1. dönem 1. yazılıyla birlikteyiz. Bu yazılı bizim için prova niyetinde olacak. Yazılıda çıkabilecek sorulara çok yakın sorular koyduk. Ben hafif hafif anlatırken aralarda bir şeyler de söyleyeceğim. Küçük küçük konu anlatımları da yapacağım ki hoca bu soruyu sormasa da bunun şu şeklini sorar diye. Böylelikle tüm her şeyi hemen hemen gözden geçirmiş olacağız. Ama yazılıya geçmeden önce dev 1. yazılı hediyeleri geldi biliyorsunuz. iPhone 8'ler havalarda uçuşuyor. 120 kişiye de kırtasiye seti veriyoruz. Biz 9. sınıftayız. iPhone 8 ihtimalimiz ve 15 adet de kırtasiye ihtiyacımızı karşılayabileceğiz. iPhone 8 için yapmam gerekenler neler? Birincisi sınıfının kanalına abone olacaksın. Yani 9. sınıf kanalına abone oluyorsun. Bir de Tonguç Akademi'ye abone oluyorsun. Yani ana kanala. Yazılılar Tonguç'la etiketiyle abone ettiğin iki arkadaşın da yorum kısmına yazıyorsun. Eğer sınıfın yoksa, yani işte 3. sınıf olabilir. Eğer yoksa sadece Tonguç Akademi'ye abone olmak da bizim için yeterli olacak diyeyim. Peki iPhone 8'in çekilişi ne zaman yapılacak hocam? 9 Aralık'ta canlı yayında oluyor çekilişlerimiz, biliyorsunuz ki. Böylelikle 9 Aralık'ta da iPhone 8'imizin çekilişi yapılacak. iPhone 8 çekilişi için yani 9 Aralık'a kadar vaktimiz var. Ne kadar çok kişiyi abone ederseniz çekilişe o kadar çok da katılıyorsunuz, biliyorsunuz ki. Hemen başlıyoruz o zaman yazılı konularımıza. Birinci dönem birinci yazılı konularımız neler? Birinci bölümümüz biyoloji bilimi ve canlıların ortak özellikleriydi. Biyoloji bilimi dediğimiz zaman biyoloji bilimi birçok evrensel sorunun çözümüne katkı sağlıyorlardı. Bunlardan bir tanesi gıda sorunları olarak düşünebilirdik. Mesela dünya nüfusu hızlı bir şekilde artıyor. Dünya nüfusu hızlı bir şekilde artarken tarım arazileri artmıyor. Ürünler çok fazla artmıyor. Haliyle bu dünyanın nüfusunu doyurmak zorundayız. Bu yüzden de acaba nasıl daha çok ürün elde edebiliriz? Ürünlerin kalitesini nasıl elde edebiliriz gibi gıda sorunlarına karşı çözümler arıyor. Sağlık sektöründe de yine bir sürü problemimiz var. Birçok hastalık var. Biyoloji bilimi kök hücre tedavileriyle, insan genom projeleriyle bu sorunların da ortadan kalkmasını sağlamaya çalışıyor. Çevreye de çok fazla zarar veriyoruz ve verdik. Çevreye verdiğimiz zararları en aza nasıl indirgeyebiliriz? Verdiğimiz zararların etkisini nasıl yok edebiliriz gibi birçok soruna biyoloji bilimi katkı sağlamaya çalışıyor. Ondan sonra neye geçtik? Canlıların ortak özelliklerinden bahsettik. En gelişmemiş canlı olan bakterilerden tutun da en gelişmiş canlı olan memelilere, hayvanlar alemindeki canlılara kadar tüm canlılarda ortak olarak görülen özelliklerden bahsetmiştik. Ki bu ortak özellikler nelerdi? Mesela solunum yapmak canlıların ortak özelliğiydi. Beslenmek canlıların ortak özelliğiydi. Homeostasi canlıların ortak özelliğiydi. Boşaltım yapmak, organizasyona sahip olmak, bulunduğu çevreye uyum sağlamak, hareket etmek, boşaltım yapmak gibi 12 tane ortak özelliğimiz vardı. Hatta protein sentezleme, mutasyon geçirme gibi bunları arttırabiliyorduk. Enzim sentezlemek, ATP sentezlemek de canlıların ortak özelliğiydi. Sadece bu konu içinde değil, ben bunları bildiğim zaman diğer konuların içerisinde de birçok soru karşıma çıkıyordu. Sonra canlıların yapısında bulunan temel bileşenlere geçmiştik. Canlıların yapısında bulunan temel bileşenleri de kendi içerisinde ikiye ayırdık. Bir inorganik bileşiklerimiz, bir de organik bileşiklerimiz var. İnorganik bileşikler nelerdi? Su, asit, baz, tuz ve mineraller bizim inorganik bileşiklerimizdi. Organik bileşiklerimiz ise karbonhidrat, yağ ve proteinlerden bahsediyorduk. Enzimler, vitaminler, hormonlar, nükleik asitler ve ATP de yine bizim organik bileşiklerimizdi. Ama yazılıya kadar karbonhidrat, yağ ve proteinlerden soracaktır hocanız. Tabii bazı hocalar konuları işleme durumuna göre biraz önde biraz arkada olabiliyorlar. Biz Milli Eğitim'in verdiği müfredata göre şu an proteinlerin sonunda olmanız gerektiği için yazılıyı da proteinlerin sonuna kadar hazırladık diyeyim gençler. Ve yazılı sorularımıza hemen başlıyoruz. Baktım. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi koyunuz. Biyoloji bilimi canlıların yapısını, gelişimini, görevlerini, değişimini, sınıflandırılmasını, coğrafi dağılımını inceler. Evet, biyoloji ne demekti? Biyo canlı demekti, loji de bilim demekti. Aslında biyoloji dediğin zaman canlı biliminden bahsediyorsun demektir. Canlının yapısıymış, gelişimiymiş, ışıymış, başka canlılarla iletişimiymiş, dünya üzerindeki dağılışıymış. Bunlar tabii ki canlıları kapsadığı için canlıları inceleyen bilim dalının da içine girmiş olacak. Tüm canlılar metabolik faaliyetleri için gerekli enerjiyi kendileri üretirler. Hemen cümleye tekrar baktım. Tüm canlılar demiş. Metabolik faaliyetleri için gerekli olan enerjiye ne ismini vereceğiz? Metabolik faaliyetleri için gerekli olan enerji ATP'dir. ATP sentezi için gerekli olan reaksiyon ise solunum tepkimeleridir. Oksijenli olabilir, oksijensiz olabilir, fermentasyon olabilir. Ama tüm canlılar hangisi olursa olsun kendisi yapacak. Kendisi bu ATP üretimini gerçekleştirecek. O zaman bu da doğru. Canlıların ortak özellikleri arasında yer alan hareket istisna olan bitkiler grubunda gerçekleşmez. Bak, canlıların ortak özelliklerinden biridir hareket demiş. Sonra bitkilerde gerçekleşmez demiş. Hadi oradan. Bir kere canlıların ortak özellikleri içinde yazılanların hepsi tüm canlılar için geçerlidir. Harekette şöyle bir durum vardı. Bazı canlılar aktif olarak yer değiştirebiliyordu. Mesela hayvanlar alemindeki canlılar aktif olarak yer değiştirebiliyorlar. Ama bitkiler alemindeki canlılar pasif, uyarılma gibi, ırganım gibi hareketleri gerçekleştiriyorlardı. O zaman bu yanlış oldu. Tek hücreli canlılarda büyüme, kütle ve hacim artışıyla, çok hücreli canlılarda ise hücre sayısının, hücrelerin kütle ve hacminin artışıyla gerçekleşir. Hemen şunu bir düşüneyim. Tek hücreli canlılardan bahsetmiş. Adam zaten tek bir tane hücreden meydana geliyor. Büyüme dediğin zaman bu hücredeki kütle ve hacim artarsa büyümüş demektir. Yani tek hücreli canlılarda kütle ve hacim artışı büyümeye sebep olur. Sakın düşme, tek hücreli canlılar bölündüğü zaman üreme yapmış demektir. Büyümüş ve gelişmiş demek değildir. Çok hücreli canlıları düşünüyorsun. Çok hücreli canlıların da hücre sayısı arttığı zaman, yani ben sana baktım geçen sene 5 milyon hücren vardı, bu sene 6 milyon hücren olmuş. Ne kadar büyümüşsün diyorum. Aslında hücre sayın artmış. Aynı zamanda tabii ki senin de kütle, hücrelerinin hacmi ve kütlesi artmıştır. O yüzden de çok hücreli canlılarda bu hücre bölünmesi de büyümeyi sağlar. Bazen de cümleyi şöyle tersten tutarak aklınızı karıştırmak istiyor. Diyor ki hücre bölünmesi tek hücreli canlılarda ne işe yarar? Çok hücreli canlılarda ne işe yarar? Hücre bölünmesi tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yaraların tamiri gibi olayları sağlamış olacak. Canlıların yaşamı için gerekli olan inorganik maddeler ototrof canlılar tarafından üretilerek çevreye verilir. Diğer canlılar tarafından da kullanılır demiş. Nasıl da havalı havalı yazmış. Ama inorganik maddeler için ne demiştik? Hiçbir canlının sentezleyemediği, herkesin doğadan hazır olarak aldığı maddelerdir. Yani değil ototroflar, hiçbir canlı tarafından bunlar sentezlenemiyor. Herkes doğadan hazır olarak alıyor. Tabii ki bu da bizim için yanlış oldu. Gençler, boşluk doldurma sorusuna geldik. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazarak cümleleri tamamlayınız. Hemen bu tarzlarda bize Girit'te de ipucu vermemiş ya, cümleyi tam okumaya çalışın. Cümleyi tam okumazsanız, bunu yapayım derseniz, sonunda başka bir şeye bağlarsa biraz sıkıntılar yaşanabiliyor. Yukarıda verseydi bize ipucu olurdu, oradan takır takır yazdığımızı da eliye eliye giderdik. Ama vermemiş. Ki hocalar çoğunlukla vermiyorlar. Oraya yazdığınızda tabii ki sen bulursun, atma ihtimaliniz de oluyor diyorlar. O yüzden cümleleri düzgün düzgün okuyalım, onun üstünden gitmeye çalışalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazarak cümleleri tamamlayınız. Nokta nokta ve nokta nokta yapısında nokta nokta yapısında tek çeşit monomer bulunduran dissakkarit grubunda yer alan karbonhidrat çeşitleridir. O zaman benim hemen dissakkaritleri bir düşünmem lazım. Ben şurada bir düşüneyim, disakkaritlerim kimlerdi? Şimdi disakkaritler dediğimiz zaman gli mal, yani glikozla glikoz birleştiği zaman maltoz adını verdiğimiz disakkarit oluyordu. Glikozlar her zaman cebinde olacak. Glikozla fruktoz adını verdiğimiz birleştiği zaman sükroz adını verdiğimiz disakkarit oluşuyordu. Sonra sen tutuyordun glikozla galak laktozu birleştiriyordun. O zaman da laktoz adını verdiğimiz disakkarit oluşuyordu. Tabii küçükten büyük yaptığın için bunlar dehidrasyon reaksiyonu dediğimiz reaksiyonlardır. Tepkimeden her zaman da bir molekül neyin çıkması lazımdı gençler? Suyun açığa çıkması lazımdı. Şöyle bir baktım, o zaman disakkaritler dediğine göre buralara disakkaritleri yazacağım. Ama nokta 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 yapısında 2 çeşit. Bunun da yapısında tek çeşit monomer varmış. Yapısında tek çeşit monomer olduğuna göre buraya kimi yazman lazım? Maltozu yazman lazım. Çünkü glikoz tek çeşit var. Buraya ise fark etmez, istediğin tarafa istediğini yaz. Sükroz ve laktozu yazman lazım. Çünkü bunların yapısında 2 çeşit monomer var. Protein sentezlenirken amino asitler nokta nokta grupları arasında açığa çıkan bağ kurulacak, su açığa çıkacak. Burada da neyi bilmem gerekiyor? Şimdi baktım, protein sentezleniyormuş. Amino asitlerin nokta nokta grupları demiş ya. Hemen protein sentezinde amino asitlerden bir bahsedelim. Şimdi protein sentezine baktığın zaman amino asitlerin şeklini çizmek istediğinde ortada bir karbon atomu bulunuyordu. Hemen karbon atomu kaç bağ yapar? 4 tane bağ yapar. En üstten kime bağlanıyorlardı? Hidrojene. Aşağıdan da radikal yani değişken grup dediğimiz bir grubumuz vardı. Şurasına amino grup yani NH2 diyelim. Burası ise karboksil grubu dediğimiz COOH grubundan meydana geliyordu. Hatta bu radikal grup değiştiği zaman amino asitler birbirinden farklı oluyorlardı. Şöyle baktığım zaman bu bir amino asitti. Başka bir amino asit çizeyim. Burada da hidrojen olacak. Hacer yazıyorum. Aşağıya da radikal grup. O zaman burada amino grup NH2'si var. Burada da karboksil grubu dediğimiz COOH adını verdiğim grup var. İki amino asit birbirine birleştiriliyor. Zaman birinin karboksil grubuyla diğerinin amino grubu arasında peptit bağı kuruluyordu. Açığa da bir molekül su açığa çıkıyordu. Yani birinin karboksili ile diğerinin amino grubu arasında olacak. Hemen şöyle bir baktım. Protein sentezlenirken amino asitlerin karboksil grubu dediğimiz COOH ve NH2 dediğimiz amino grupları arasında bir su molekülü açığa çıkarak ne bağı kurulacaktı? Peptit bağı kurulacaktı. Karbonhidratların yapı taşlarını birbirine bağlayan glikozit bağıydı. Yağların yapı taşlarını birbirine bağlayan ester bağıydı. Proteinlerin yapı taşını birbirine bağlayan ise peptit bağı adını verdiğimiz bağlardı. Vücudumuzda üretmeyip dışarıdan hazır olarak aldığımız yağ asitlerine nokta nokta yağ asitleri denir. Bir kere bunu amino asit olarak da sorabilirdi. Ben bir şeyi vücuduma kendim bir şeylerden dönüştüremiyorsam, illa bitkilerden almak zorundaysam onun başına temel, zorunlu veya esansiyel kelimelerini getiriyorduk. Yani ben dedim ki sana temel amino asit. O zaman onu insan sentezleyemiyor, bitkiden alıyor. Temel yağ asiti insan sentezleyemiyor, dönüşüm yapamıyor. İlla bitkiden alıyor demektir. Canlıların temel bileşenlerinden olan nokta nokta maddeler vücutta enerji verici olarak kullanılmazlar. Bir kere bak, böyle boşluk verdiği zaman buraya çok şey yazabilirsin. Ne yazabilirsin? Birincisi inorganik maddeler enerji vermezler. Şöyle düşün. Karbonhidrat, yağ, protein enerji veriyor. Kalanlar enerji vermiyorlar. Bir şeyin enerji vermesi demek benim onu solunum tepkimelerinde kullanıp ATP'ye çevirebiliyor olmam demektir. Mesela inorganik maddeler enerji vermez. Mesela vitaminler enerji vermez. Mesela hormonlar enerji vermez. Birçok şey yazılabilir buraya. Organik bileşiklerin en küçük anlamlı yapı birimi olan nokta nokta maddelerin nokta nokta reaksiyonu ile bir araya gelmesiyle polimer maddeler oluşur. Bir kere polimer maddeler oluşuyorsa küçükten büyük yapıyorumdur. Dehidrasyon reaksiyonları gerçekleşiyordur. Kimler birbirine bağlanıyordur? En anlamlı küçükler yani monomer maddeler. Karbonhidratların monomerleri monosakkaritlerdi. Yağların monomerleri yağ asidi ve gliseroldü. Proteinlerin monomerleri amino asitlerdi. Bunlar birleştiği zaman dehidrasyon reaksiyonuyla büyük bir şey meydana geliyordu. Büyük bir şeyi küçük şeylere çevirmek ise hidroliz tepkimeleriydi. Diyeyim, arada hafiften de hatırlatmış olayım. Aşağıda insan vücudunda kullanılan mineraller ile özelliklerini eşleştiriniz. Kimleri vermiş? Ca, kalsiyum, Fe, demir, I, iyot, Na, sodyum, P fosfatı bize vermiş. Fosfor, fosfat fark etmez. Şimdi bakıyorum. Al yuvar içinde bulunan hemoglobinin yapısına katılır. Hemoglobinin yapısına katılan bizim için hangisiydi? Hemoglobin dediğimiz zaman kana kırmızı rengini veren bizim al yuvarlarımız vardı. Al yuvarlarımızın içinde hemoglobin adı verilen bir protein var. Hatta böyle dörtlü bir yapıya sahiptir. Demir eksikliği olduğu zaman hemoglobin böyle yapısı tam tamamlanamadığı için kanla ilgili sıkıntılar meydana geliyor. Demir eksikliğinde de kansızlık, anemi hastalığından bahsetmiştik ya. O zaman hemoglobinin yapısında demir bulunacak. Birin kime gitmesi lazım? B'ye. Eksikliğinde sinirsel iletimde aksaklık, kemik erimesi, raşitizm, ipucu burada. Bir kere eksikliğinde çocuklarda raşitizm görülen kalsiyumdu. Büyüklerde de osteomalazi dediğimiz hastalıklardan bahsetmiştik. Sinirsel iletimde o sinir hücrelerinin birbirine uyartı vermesinde yine kalsiyum etkilidir. Kas kasılması için kalsiyuma ihtiyaç var. Reklamlarda da bol bol zaten kemiklerin yapısında kalsiyum olduğundan bahsediyoruz. O zaman bu da buraya gitti. ATP, DNA, RNA ve bazı lipidlerin yapısında bulunur. Şimdi üçünün yapısına baktığımız zaman ileride çizeceğiz ama mesela DNA'da azotlu organik baz var. 5 karbonlu şeker var. Fosfat var. RNA'da yine azotlu organik baz var. 5 karbonlu şeker var. Fosfat var. ATP'de azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, fosfat, fosfat, fosfat dediğimiz bileşikler var. Yani hangisi olursa olsun üçünün yapısında da mutlaka fosfat bulunacak. Vücudun su ve asit baz dengesinin korunmasında rol oynayan tabii ki sodyumdur. O kanın pH'ının, oradaki ozmotik basıncın dengelenmesinde görevli. Eksikliğinde basit guatr. Guatr neyin eksikliğinde meydana geliyordu? İyot eksikliğinde meydana gelen bir hastalıktı. O yüzden marketlerde iyotlu tuzlar falan satılırdı. Mümkün olduğunca da iyotlu tuzları almamız gerekiyor. Çünkü vücuduna iyot almazsan bir tane hormon var. O hormon istenilen düzeyde salgılanamıyor. Guatr dediğimiz hastalık meydana geliyor. Bir eşleştirme sorusuna geldik. Aslında burası bütün konunun özeti. Çünkü her şey buranın içerisinde yazıyor. Organik moleküllere ait özelliklerini yandaki Venn şemasında uygun yerlere eşleştiriniz. Şimdi ben üst uygun yere yazdığım zaman İşi çözmüş olacağım. Monomerlerinin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunur diyor. Hemen bir daha bakayım gençler. Monomerlerinin yapısında karbon, hidrojen, oksijen elementleri bulunur. Şimdi bakıyorum. Yağların yapısında CHO var. Karbonhidratlarda CHO var. Oksijende de CHO var. O zaman A'nın nereye gelmesi lazım? 3'ü içinde ortak olan yere gelmesi lazım. Buraya yazdık. Vücutta enerji verici olarak kullanılır. Bir kere baktığım zaman vücutta kimler enerji verir? Karbonhidrat, yağ, protein. Üçü de enerji vericidir. O zaman B'yi de buraya yazmam lazım. Hücre zarının yapısına katılır. Hücre zarının yapısında da yine karbonhidrat, yağ ve protein var. O zaman C'yi de yine ortak alana yazmam lazım. Solunumda yıkıldıklarında diğer organik maddelere göre daha fazla enerji verir. Solunumda yıkıldığım zaman bir kullanım sırası bilmem lazımdı. Bir de benim onların enerji verme miktarlarını bilmem lazımdı. Boş kağıt arıyorum. Şimdi bizim enerji vericilerimiz kimlerde? Karbonhidratlar bize enerji verir. Yağlar bize enerji verir. Proteinler de yine bize enerji veren organik bileşiklerdir. Sen gidip kimin kapısını ilk çalıyorsun? Karbonhidratların enerjiye ihtiyacın olduğu zaman. Sonra karbonhidratlar vücudunda biterse ikinci kimin kapısını çalıyorsun? Yağların. Yağlar da vücudunda bitti. Üçüncü kimin kapısını çalıyorsun? Proteinlerin. Karbonhidratlar birinci sırada kullanılır ama az enerji verir. Yağlar çok aşırı derecede neredeyse karbonhidrat ve proteinlerin eşit miktarını yaptığın zaman 2 katı kadar enerji veriyorlar. Proteinler zaten enerji elde etmek istemediğim, çok zor durumda kalmadıkça kapısını çalmadığım şeyler, orta düzeyde verir. Sana iki türlü sorabilir. Enerji verme durumuna, enerji verme sırasına göre organik bileşikleri yazınız. Karbonhidrat, yağ, protein. enerji verme miktarına göre çoktan oza doğru yazınız. Yağ, protein, karbonhidrat diyeceksin. Karbonhidratları en az enerji veriyor ama gidip birinci sırada kullanıyordum. Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolaydı. En fazla enerjiyi de kimin vermesi lazım? Yağların. O zaman D'yi buraya yazdım. Yönetici moleküllerin yapısına katılır. Yönetici molekül deyince kim geldi aklıma? DNA ve RNA adını verdiğimiz bileşikler geldi. DNA ve RNA'nın yapısında da şeker olduğunu, yani karbonhidrat olduğunu öğrenmiştik. DNA'nın yapısında deoksiriboz, RNA'nın yapısında riboz şeker adını verdiğimiz şeker vardı. Vücutta düzenleyici olarak rol alırlar. Şimdi düzenleyici bileşiklere baktığımız zaman, işlevlerine baktığımız zaman bir şeyin düzenleyici olabilmesi için tepkimelerde görev yapması lazım. Mesela düzenleyicilere yağlar ve proteinler çok güzel örnektir. Çünkü mesela hormonlar yağ yapılı da olabilir, protein yapılı da olabilir. Aynı zamanda enzimler düzenleyici moleküllerdir, protein yapılıdırlar. O yüzden düzenleyici olarak rol oynayanlara, yani F'yi şuraya yazmış olayım. Yapısında azot elementi bulundurmayan monomerlere sahiptir. Şimdi yapısında azot elementi bulundurmayan monomerlere, proteinlerin tamamının yapısında azot elementi var. Ama yağlara baktığım zaman azot olabilir, olmaya da bilir. Bulundurmayanlar dediğine göre karbonhidrat ve yağlarda gayet bulundurmayanlar var. Glikoproteinlerin yapısında yer alır. Burada da kelimeye düşmeyeceksin. Gliko, glikoz, protein, protein. Yani glikoproteinlerin yapısında yer aldığına göre H'ın nereye yazılması lazım? Hem karbonhidrata hem proteine yazılması lazım. Sonra baktım, monomerleri arasında peptit bağı kurulur. Glikozit bağı karbonhidrat, ester bağı yağ, peptit bağı proteinlerde olacaktı. O zaman İ'yi de buraya yazmam lazım. Vücudun ana yapı bileşeni olduğu için enerji verici olarak son sırada kullanıldığına göre, enerji verici olarak son sırada kullanılan da benim için proteinlerdi. Böylelikle Venn şemamızı da doldurduk. Aslında bütün konuyu burada özetlemiş olduk. Çıkabilecek her şeyden bahsettik. Bir tane amino asit molekülü çizerek molekülde yer alan grupları ve peptit bağının hangi grupları arasında oluştuğunu gösterinizi zaten az önce çizmiştim ama yine de tekrar çizeyim. Şimdi amino asitlere bakınca karbon atomu ortada bulunacaktı. 4 tane grupları vardı. Şimdi başa kimi yazacaksın? Hidrojenleri yazacaksın. Şurada ise radikal grup. Böylelikle Hacer çıktı. Buraya karboksil grubu adını verdiğimiz grubu yazacağız. Açık da yazabilir hocanız. Yani CO'ları birbirinden de ayırabilir ki o kadarına gerek yok. Kapalı da yazsanız büyük ihtimalle verecektir. Karbon atomunun diğeri de şurada olduğunu farz edin. Hidrojeni bu tarafta, radikal grubu bu tarafta. Şurada karboksil grubu bulunsun. Burada ise amino grup adını verdiğimiz NH2 bulunsun. İki tanesi arasında, yani karboksil ve amino grupları arasında peptit bağı adını verdiğimiz bağ kuruluyordu. Ve açığa bir molekülde ne çıkıyordu? Su. Yani su da dışarıya çıkan bir molekül oluyordu. Şuradan bir göstereyim. Şimdi şuraya baktığın zaman bu bir amino asitin şekli. Bir amino asitin ortasında mutlaka karbon atomu var. Buna bağlı olan hidrojen, karboksil grup NH2 var. Tamamıyla uyduruyorum. Şuraya yazıyorsun HC3 bilmem ne. X amino asit oluyor. İsimlerini bilmene gerek yok. N bilmem ne yazıyorsun, Y amino asit oluyor. Bilmem ne yazıyorsun, Z amino asit oluyor. Yani bir tek şurası değişiyor. Kalanlar aynı. O yüzden de buraya radikal değişken grup ismini vermişler. Polisakkaritleri işlevlerine göre gruplandırarak bir tablo oluşturup bu polisakkaritleri bulunduran canlıları belirtiniz diyor. Şimdi polisakkaritleri sadece gruplandırmamızı istediğine göre öyle yapalım biz de. Polisakkaritler dediğimiz zaman polisakkaritler kendi içerisinde ikiye ayırabiliyorduk. Bizim bir depo polisakkarit adını verdiğimiz polisakkaritlerimiz var. Hemen yazayım. Bir de yapısal polisakkarit adını verdiğimiz yapıya katılan polisakkaritlerimiz vardı. Depo polisakkaritler dediğimiz zaman birincisi nişastadan bahsedebiliyorduk. Nişasta kimlerde glikozun depo şekliydi? Bitkiler vücutlarında bulunan fazla glikozun nişastaya çevirerek depoluyorlardı. Aynı zamanda bir de kimden bahsetmiştik? Glikojen adını verdiğimiz karbonhidratımız, yani polisakkaritimiz vardı. Glikojen halinde kimler depoluyordu? Orada 3 tane alemden bahsedecektik. Birincisi bakteriler alemindekiler glikojen olarak depoluyordu. Mantarlar alemindekiler glikojen olarak depoluyordu. yapılıyor. Aynı zamanda hayvanlar aleminde bulunan canlılar, yani biz de dahil olmak üzere, glikojen olarak depoluyorduk fazla glikozlarımızı. Hatta ne demiştik? En sayıda glikoz bir araya gelirse bir tane polisakkarit sentezlenir. Fark etmez, yukarıya yazdıklarımızdan bir tanesi. Her zaman da en eksi bir sayıda su açığa çıkıyordu. Bir tek yağlarda farklı bir formül vardı. Onun haricinde amino asitler için de aynı şey geçerliydi. En sayıda amino asit bir araya gelse bir protein sentezlense en eksi bir sayıda su açığa çıkıyordu. Yapısal olarak kimlerden bahsetmiştik? Birincisi selülozdan bahsetmiştik. Selüloz kimde bulunuyordu? Bir kere bitkilerin hücre duvarlarında selüloz yapılıydı. Hücre çeperi diyebilirsin, hücre duvarı diyebilirsin. Her hücrede hücre duvarı yok. Bitkilerde var mesela, mantarlarda da var. Hayvanlarda yok. Ama bitkilerin hücre duvarı selüloz yapılıydı. Bir de kitinden bahsetmiştik. Kitin dediğimiz zaman da yine mantarlar alemindeki canlıların da hücre duvarı var ya, bu mantarlar alemindeki canlıların hücre duvarı kitin yapılıydı. Aynı zamanda eklem bacaklıların dış iskeleti, üstüne çatırt diye ses çıkıyor ya böceklerin basınca, o da kitin yapılıydı. Bir tane de hadi ben ekstradan vermiş olayım, bazı hocalarınız veriyor bazıları vermiyor. Diğer konularda da karşımıza çıkacak. Peptidoglikan adını verdiğimiz bir polisakkaritimiz var. O da bakterilerin hücre duvarında bulunuyor. Hemen yazayım. Bakterilerin hücre duvarı. Daha sonra biz 3. ünitede alemlerden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki işte alemlere göre canlılar şunlara ayrılır. Bakteriler, arkeler, mantarlar gibi alemlerden bahsedeceğiz. Orada da tekrar bunlar işimize yaramış olacak diyeyim gençler. Sonra geldik bir tablolu sorumuza. Yanda verilen grafikte laktoz molekülünün sentez sırasında bir hücrede X, Y, Z ve Z maddelerinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z yerine yazılabilecek maddeleri belirtiniz. Şimdi baktığımız zaman laktoz molekülü sentezleniyormuş ya. Laktoz molekülünün hemen sizinle birlikte formülünü yazmaya başlayalım. Laktoz molekülü neydi? İçinde saklıydı. Glikoz molekülü tutacaktı. Kiminle birleşecekti? Galaktoz adını verdiğimiz monosakkaritle birleşecekti. Bunlar birleştiği zaman açığa laktoz çıkacaktı. Hatta şuraya dehidrasyon sentezi olduğundan bahsetmiştik. Küçükten büyük yapıyorsun. Bunun tam tersi ise hidroliz tepkimesiydi. Dehidrasyon tepkimeleri sonucunda her zaman açığa su çıkacaktı. Baktım, bu da bir grafikmiş. Grafiğe baktığına göre sen laktoz sentezliyorsan o zaman laktoz miktarının ne yapmasını beklersin? Artmasını beklersin. Z'nin de azalmasını bekliyorsun. Yani şunlar artacaklar. Laktoz sentezi yaptığına göre laktoz artar, su artar. Glikozla galaktoz kullandığın şeyleri olduğu için azalır. Hemen onları da şöyle göstermiş olayım. Azalanlar kimler? Glikoz azalacak. Ortamdaki galaktoz azalacak. Artacak olanlar laktoz ve sudur. Ya hocam peki Y nedir derseniz, hemen şu kağıdı şuraya atayım, onu da yazayım. X'e ne yazabiliyormuşum? Laktoz sentezi yaptığıma göre laktoz miktarı artar. Tepkimeden su çıktığına göre su miktarı da artar. Z'de azalanlar olacak. Glikoz azalacak, galaktoz azalacak çünkü ikisi birleşiyor. Y klasik düz çizgi olduğu için biraz konumuz için erken ama belki bazılarınızın hocası bahsetmiştir. Dehidrasyon veya hidroliz tepkimelerinde, daha doğrusu canlı vücudunda gerçekleşen tepkimelerde enzimler kullanılır. Enzimlerin şöyle bir özelliği vardır. Tepkimeye girer, aktivasyon enerjisini düşürür, tepkimeyi hızlandırır ama tepkimeden hiç bozulmadan çıkarlar. Yani enzimler tepkimeye girdiği zaman azalmazlar veya artmazlar. O yüzden de tepkimelerde sabit çizgiyle gösterilen bizim için enzimlerdir diyeyim gençler. Hemen şöyle de yine bir sorumuza bakalım. Bunun üstünden de gösterdiğimiz zaman aslında her şeyi yapmış olacağız. Hemen şöyle kağıdıma bakayım. tarafta yer var mı? Boş kağıt üzerinden yapmak istiyorum ki çok çok alanı kullanayım, daha çok böyle aklımızda kalsın. 12 molekül nötral yağ sentezlenirken yağlarda farklı bir formül vardı. Karbonhidrat ve proteinlerde N-1 kuralı geçerliydi. Ama yağlarda farklı bir formülden bahsedebiliyorduk. Bir tek onda zaten farklı bir formülden bahsediyorduk. Yağların yapı taşı kimdi? Yağ asidi ve gliseroldü. O zaman şöyle yapayım. 3 tane yağ asidi bir araya geldiği zaman kiminle? Gliserolle. Bir araya geldiği zaman nötral yağ ya da bir tane trigliserit. İkisi de aynı şey. Bir şeyin bir o adını bir bu adını kullanıyorsam demek ki ikisi de soruluyor. İkisi de kulak dolgunluğu olsun diye bir ondan söylüyorum demektir. 3 tane de ne açığa çıkardım? Su açığa çıkardı. Katsayılarımız burada. 3'e 1, 1'e 3 şeklinde de kodlayabilirsiniz. 12 mol nötral yağ sentezlenirken o zaman her şeyi 12'ye çarpacağım. Sen trigliserit yani nötral yağını 12 tane sentezlemek istiyorsan bir trigliserite 12 tane yapmak istiyorsun. 1'e 3 ise 12'ye buranın kaç olması lazım? 12 çarpı 3. Yani 36 tane su açığa çıkar. Sen bir tane trigliserit sentezlerken bir tane gliserol kullanıyorsan 12 tane trigliserit sentezlerken 12 tane gliserol kullanırsın. Aynı mantıkta 3 yağ asidinden bir trigliserit sentezleniyorsa o zaman 36 tane yağ asidinden 3 katını alıyorsun. Trigliserit sentezlenmiş olur. Hemen yapıyorum. Kullanılan gliserol sayısı kaçtır? Kullanılan gliserol sayısı kaç çıktı? Hemen 12'yi yapıştırdım. Kullanılabilecek maksimum monomer çeşidi sayısı kaçtır? Şimdi maksimum monomer çeşidi sayısı dediğimize göre yağ asidi ve gliserollerden bahsediyoruz. Baktığım zaman 3 yağ asidi bir gliserolle birleşiyor. Yani burada 3 yağ asidinin de birbirinden farklı olduğunu düşünürsek her birinin farklı olduğunu da kabul edebiliriz. O zaman 4 çıkardı. 4 kere 12'den 48 tane diyebilirsin. Ya da bir tane nötral yağ sentezleniyorsa gliserolleri farklı alamazsın. Kullanılabilecek maksimum monomer çeşidi biraz böyle ucu açık bir soru. Hemen baktım. Maksimum monomer çeşidi diyorsa gliserolün zaten çeşitleri yok. Ama yağ asitlerinin çeşitleri var. O zaman 36'ya bir tane ekleyebilirsin. 37 çeşit diyebilirsin. Yağ asidi çeşidini bilmediğimiz için kaç tane olduğunu çok da bir şey söylemek doğru değil diyeyim. Kullanılabilecek minimum monomer çeşidi sayısı kaçtır? Hepsinde aynısını kullandığını düşünürsen şuradaki 3 yağ asidi de birbirinin aynısı. Bir tane de gliserol birbirinin aynısı. Kullanılabilecek minimum derse 2 diyebilirsin. Açığa çıkan su molekülü sayısını sorduğu zaman da hemen indim aşağıya. Açığa çıkan su molekülü sayısı 36'dır. Kullanılan yağ asidi sayısı kaçtır? Yağ asidi sayısı da yine 36 olmuş oldu. Gençler böylelikle hepsini de yine bu taraftan bitirmiş olduk. Bakayım hemen toplayayım. Geldik test sorumuza. Yukarıda verilen olaylardan hangileri tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşebilen anabolik reaksiyonlardandır? Bak düşme, iki şey sormuş. Bir anabolik olsun istiyor, bir de tüm canlılarda ortak olsun diyor. Hücresel solunum. Solunum ne demek? Sen besini alıyorsun. Besin ki büyüktür glikoz gibi C6H12O6 gibi. Oksijenle yakıyorsun mesela. Oksijenli solunumu yazayım. Karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Şöyle düşün. Çektim oksijeni, içeride besini yaptım. Yaptığım zaman açığa karbondioksit ve su çıkıyor ya. Bu bir yıkım reaksiyonudur. Büyüğü küçüğe çevirdin. O yüzden anabolik değil, bir kere geç. Protein sentezi en sayıda amino asit dehidrasyon reaksiyonuyla bir araya gelir. Bir protein molekülü sentezlenir. Bu işte büyük bir anabolik olaydır. O zaman bunu kabul ettim. Temel yağ asidi sentezi. Bir kere temel yağ asidi sentezini insanlar yapamıyor. Sadece bitkiler yapabiliyor. O zaman bu da canlılarda ortak değil. Gitti. Fotosentez yok artık. Zaten birçok canlı fotosentez yapamıyor. Hayvanlar alemindeki canlılar, mantarlar alemindeki canlılar, kendini düşün. Fotosentez yapamıyoruz. Haliyle fotosentezi de almadık. Hem anabolik olsun hem tüm canlılarda ortak olsun dersen cevabım tabii ki Adana'ya düşmüş oldu. Gençler yine karma yapacağımız bir soru. Aşağıdaki gibi 3 deney tüpüne belirtilen besinler ve bu besinleri sindiren enzimler konulmuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Şimdi Enzimin adını vermemiş, bilmeme de gerek yok. Yeşille mi yazayım, karar veremedim. Şimdi nötral yağ sentezledim, parçaladın. Nötral yağı parçaladığın zaman açığa ne çıktı? Yağ asitleri çıktı. Aynı zamanda da gliserol adını verdiğin monomer maddeler çıktı. Proteinleri parçaladın, o zaman da amino asit adını verdiğin maddeler çıktı. Selülozu parçaladığın zaman ise glikoz adını verdiğimiz birimler açığa çıktı. 1 numaralı deney tüpünde sürenin sonunda maksimum 4 çeşit monomer bulunabilir. Eğer bir tane koyduysa baktığımız zaman 3 tane yağ asidi buradan, bir tane de gliserol buradan, yani 4 çeşit monomer bulunabilir. Olabilir. Doğru. 2 numaralı deney tüpündeki su miktarı azalır diyor. 2 numaralı deney tüpüne baktığın zaman proteinleri parçalayabilmek için suyla tepkimeye sokman lazım. O yüzden de 2 numaralı deney tüpündeki su miktarı tabii ki azalacak. 3 numaralı deney tüpüne eklenen enzim 3 insanlar tarafından üretilemez. İnsanlarda selüloz sindirecek enzimler yok. O yüzden de bu bizde üretilemez. 3 numaralı deney tüpünde sürenin sonunda tek çeşit monomer oluşur. Selülozu parçaladığın zaman glikoz oluşuyor. Doğru. Bu süre içinde en fazla enerji 1. numaralı tüpte kullanılır. Burada hidroliz tepkimeleri gerçekleşiyor. Hidroliz tepkimeleri gerçekleşirken gençler enerji harcanmaz diyeyim. Yine aklınızı karıştıran bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Şurayı tekrardan bir anlatayım. Şimdi burada bir tane nötral yağ vardı ya. Bir tane nötral yağ parçaladığın zaman 3 yağ asidi ve 1 gliserol açığa çıktı. O yüzden maksimum 3 çeşit yağ asidi olsun. Üçü de birbirinden farklı olsun. Doymuş doymamış yağ asitleri var ya. Bir de gliserolümüz vardı. Oldu sana 4 çeşit. Mesela az önce çözdüğüm soru vardı ya. O soruya baktığımız zaman ise şimdi bulamayacağım. 36 tane yağ sentezlenmişti ya, daha doğrusu 36 tane yağ asidiyle 12 tane gliserol birleşmişti ya. Gliserol tek çeşittir, bunun çeşitleri yok. Bir aldım buradan. Haliyle bu 36'sını da farklı kabul edilebilirsin. O yüzden rakamlar orada bizim için önemli. Büyük ihtimalle hocanız sormayacaktır ama aklınız karışırsa diye de yine ben söylemiş olayım dedim. Gençler hemen kitaplardan da göstereyim. 0'dan 9'a ve tak 9'umuzda. Tak 9'da biliyorsunuz yazılı hazırlıklarımız da var. Burada yazılı hazırlıklarına ünitelerin sonlarına koyduk. Ünitelerin sonlarındaki o yaşam bilimi biyoloji ünitesinin sonuna ben geleyim. ÖSYM tarzımız da var. Yazılı sorularımız da var. Bu yazılı sorularına bakarsanız da yine okulda çıkabileceklere çok yakın şeyler yakalayacağınızı düşünüyorum diyeyim. Gençler buralardan da zaten konuyla paralel olduğu için direkt çalışmayı yapabilirsiniz. Yine de hocam işte benim kafamı karıştıran kısımlar var diyorsanız oradan da sıfırdanlardan bakabilirsiniz. Sıfırdanlarda parçalara ayırdık. Tabii siz nükleik asitlere kadar gelmediniz. Şuradan geldiğimiz bir yeri göstereyim. İşte kime asit denir, kime baz denir. Asit, baz, mineral maddeler burada anlatılıyor. Burada anlatılanlar birebir burada soruları çıkıyor. Yani sen bu sayfaya baktığın zaman buradaki bütün soruları yapabilecek kıvamda oluyorsun. Böylelikle sıfırdan serilerinden 9 ve tak biyolojiden de yine çalışabilirsiniz. Yazılıya hazırlanabilirsiniz. Hepinize yazılıda başarılar diliyorum. İnşallah bomba gibi ilk yazılılarımız geçer. Bundan sonrası da güzel bir başlangıç olur. Böylelikle ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.